g fonksiyonu f x eşittir x karenin ötelenmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir. g x'in denklemini yazın. Şimdi videoyu duraklatın ve bunu önce kendiniz bulmayı bir deneyin. Bir fonksiyonu ötelemekle ilgili düşünürken ki bu durumda bir parabolün ötelenmesine bakıyoruz, belli bir belirli bir nokta bulmalıyız ve bu noktayı referans almalıyız. Bir parabol içinse en belirgin nokta tepe noktası olacaktır. Şimdi f'nin tepe noktasına odaklanırsak, bu nokta 3 adım sağ ve ardından da 4 adım aşağıya ötelenmiş gibi duruyor. Evet, artık en azından tepe noktaları üst üste gelmiş durumda olacak. Bunu yaparak f'nin tepe noktasını g'nin tepe noktası üzerine taşımış olduk. Birazdan bunu görsel olarak da teyit edeceğiz. Evet, dikey olarak da eksi 4 adım gideceğiz ve bunu yaptığımızda sadece tepe noktaları değil, eğrinin tamamı üst üste gelecek. Bunun için öncelikle 3 adım sağa kaydıracağız. Denklemi nasıl değiştireceğimize de birazdan bakacağız. Yapacağımız değişimle f 3 adım sağa kayacak. Ardından da 4 adım aşağıya kaydıracağız. Bunu da yazalım. 4 adım aşağıya kaydır. Bazılarınız bu tarz şeylere, bu konuya aşina, alışık olabilir. Eğer bu konulara alışık değilseniz bu işin mantığını başka videolarda daha derinlemesine anlatmıştım. Genel olarak şunu bilmelisiniz, eğer sağa doğru birkaç adım kaydırıyorsanız ki bu durumda sağa doğru 3 adım kaydırıyorduk, o zaman x'in yerine artık x eksi 3 yazmanız gerekiyor. Yani bunu y eşittir f x eksi 3 olarak da düşünebilirsiniz. Ya da doğrudan üstteki fonksiyona göre yazarsak, x'in yerine x eksi 3 koyarak yazdığımızda y eşittir x eksi 3 kare de diyebiliriz. Bunu ilk öğrendiğimde çok mantıksız gelmişti. Sağa doğru 3 adım öteliyoruz. Yani tepe noktamızın x koordinatı 3 artıyor. Ama yine de x yerine x eksi 3 yazıyoruz. Öyle değil mi? Nasıl yani? Şimdi bunu açıklamak için gelin ötelenmiş versiyonu şuraya çizelim. Başka videolarda bu konuyu daha derin ele alacağız ama burada da örnek üzerinden açıklamış olalım. Ötelenmiş eğrimiz yaklaşık olarak şöyle görünecek. Şimdi buradaki x eşittir 3 noktasında istediğimiz davranışı bir düşünün. Burada da x eşittir 0 iken aldığımız değerin aynısını istiyoruz, öyle değil mi? Orijinal f fonksiyonunda x 0'a eşitken 0 karede 0'dı, yani y 0'dı. Şu anda da hala y eşittir 0 olmasını istiyoruz. Bunu elde edebilmemiz için yine 0'ın karesini alıyor olmamız lazım. Bunun için de x'ten 3 çıkarmamız gerekiyor. Bu durumu başka noktaları deneyerek de doğrulayabilirsiniz. Mesela x 4'e eşitken ne olduğunu düşünün. 4 eksi 3 1 eder ve bunun karesini aldığımızda gerçekten de 1'e eşit olur. Orijinal fonksiyonda da x 1'e eşitken aynı değeri elde ediyorduk. Yani x'in yerine x eksi 3 koyarken gerçekten de 3 adım sağa kaydırmışız gibi görünüyor. Eğer x'in yerine x artı 3 koyuyor olsaydık tam tersi bir etki olacaktı. 3 adım sola kaydırmış olacaktık. Bunun neden mantıklı olduğunu anlamak için biraz daha kafa yormanızı tavsiye edeceğim. Evet, soruya dönersek artık 3 adım sağa kaydığımıza göre, kaydırdığımıza göre sıradaki adım 4 adım aşağıya kaydırmak. Ve bu biraz daha mantıklı gelecek. 3 adım sağa gittikten sonraki denklemimizi tekrar yazalım. y eşittir x eksi 3 kare demiştik. Ama önceden elde ettiğimiz y değeri her neyse artık bunun 4 eksiğini istiyoruz. Yani örneğin x 3'e eşit olduğunda y eşittir 0 elde etmek yerine artık bunun 4 eksiğini yani eksi 4 elde etmek istiyoruz. Ya da x 4'e eşit olduğunda 1 elde etmek yerine artık y eşittir eksi 3 elde etmek istiyoruz. Kısacası artık orijinalde elde ettiğimiz y değerinin 4 eksiğini istiyoruz. Dediğim gibi dikey yönde yaptığımız öteleme biraz daha mantıklı görünüyor ve daha kolay anlaşılıyor. Aşağıya doğru kaydırma varsa adım sayısını çıkarıyoruz, yukarıya doğru kaydırma varsa da o miktarı ekliyoruz. Evet, işte bu gördüğünüz gx'in denklemi. gx, x eksi 3 kare, eksi 4'e eşitmiş. Tekrar etmek açısından bir kez daha söyleyeyim, fx'teki x'in yerine x eksi 3 yazdığımızda bununla sağ 3 adım ötelendiğini belirtmiş oluyoruz. Sonra da 4 çıkardığımızda bununla da 4 adım aşağıya ötelendiğini ifade etmiş oluyoruz. Bunları yaparak yeni grafiğimizi elde ediyoruz. Buradaki her bir noktayı 4 adım aşağıya öteleyerek isterseniz bu durumu yani g(x)'in tam üstüne geldiğimizi görsel olarak da doğrulayabilirsiniz.